kanun kim yapar bunu ağırlıklı olarak? Hukukçular değil mi mesela? İlgili birimlerle beraber. Şu anda TEL kanunu görevini üniversiteye vermişler. Baro başkanını aradım, görüştüm. Sayın başkanım dedim. Rize baro başkanı. Sizden bir arkadaş talep eder mi? Yok. Baro başkanı yok. Ziraat odası yok. TEL borsası yok. Ticaret odası yok. Esnaf sanatçılar yok. TEL üreticileri yok. Müstahsil yok. Firma fabrikalar yok. Sanayici, TEL sanayideki ilgili arkadaşlar yok. Üniversite TEL kanunu yapıyor. Hiç kimse kimseyi kandırmaz. Bak söylüyorum burada. Ve yeniden Refah Partisi'ni takip etsinler. 20 gün içerisinde Rize'de görecekler TEL ile ilgili gelişmeleri, neler yapacağımızı. Bu TEL kur özelleştirilemeyecek. Ben geçen televizyonda söyledim ya, söylüyorum. Gerekirse bir kamyon çayı alacağım, meclisi Ankara götürüp boşaltacağım meclisi. Her şey şu çay için, her şey yapacağım. Şu Rizeli'nin ekmeğinin önündeki ekmeği olan çayı için her şey yapacağım. Bakın ben burada doğdum, büyüdüm. Şu burada eğitim aldım. Şu kravatımı çay parasına borçluyum. Şu saatimi rahmetli babam bizi çay parasıyla büyüttü. Bizim ekmeğimiz Allah'ın bu topraklara verdiği nimet. Ve Cumhurbaşkanımız Rizeli ve bir Rizeli olmayan başbakan tarafından Türkiye'de tarihinin, Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamını Profesör Doktor Necmettin Erbakan merhum mübarek hocam %112 gibi zam verdi. Şu anda Rizeli olan bir Cumhurbaşkanı 19 yılda toplasan %112 yapmıyor. Bizim şahıslarla işimiz yok. Bu çay kanunu acilen çıkartılması gerekiyor ama bakın üniversiteye çay kanunu çıkartıyoruz ha diye bir cambaza bak, cambaza diye insanları uyutmasınlar. Bunu açık ve net konuşuyorum ve o meydanlara çıkacağım. Bunu da buradan söylüyorum ben yani. Hiç kimse kimseyi kandırmasın. Açık ve net konuşuyorum. Böyle bir şey olabilir mi ya? Kendi başlarına kanun yapıyorlar. Ne kanun yapıyorsun sen? Bizim bir fikrimizi alsana, siyasi partiden bir fikrini alsana. Neden almıyorsun? Barodan niye yetkili almıyorsun? Hukuku bilen insanlardan neden yapmıyorsun? Çay borsası, ziraat odası neden bunların yetkili almıyorsun? Çay fiyatı açıklamayı yapıyorsun, ziraat odasının yanına almıyorsun. Ne yapıyorsunuz siz ya? Kimi kandırıyorsunuz siz yani? Bakın EPE'de acilen kanun çıkartılması gerekiyor. Ne kadar çay tabağı fiyatı? 3400 değil mi? 3400. Peki bizim çay Mustafa Bey en fazla dalından toplandıktan sonra toplanmasa bir buçuk gün, iki gün, bir hafta içerisinde toplandıktan sonra Sayın Altınöz Bey 3 saatte çay yanıyor bitiyor. Hani fındık gibi bekletme lüksümüz yok. 3 saat. Ve insanlara kondijan koymuşsun. Ben de bir üreticiyim. Bayağı da çaylığım var benim. Üreticiyim, topluyorum. Şimdi ben o gün 500 kilo çay topladım. Devlet bana diyor ki seni 100 kilo alırım. Peki 400 kilo ne yapacağım ben? Ben de özele gidiyorum. Özelde ne diyor bana biliyor musun? 2450'den alıyorum işine gelirse. Bu mu adalet? İşte acilen çay kanununda EPDK usulü, bak bunu geçen sene basın toplantısı yaptım, açıkladım. Beni ilk tebrik eden Sayın Altınöz Bey'di. Hakikaten başkanın tespit diğerinde tebrik ederim diye. Neydi o? Ama biz bir kurul olarak çalışıyorum. Burada benim muhterem il başkanım Mehmet Akif Zerdizi Bey çok son derece çayla ilgili donanımlı bir arkadaşımız. Bir değerdir ve onlarla istişare, teşkilatlarımızla istişareyle beraber ve hukuk boyutuyla istişareyle beraber bu konuşmaları yapıyoruz. Ben kendi başımda bir yetenek olarak görmüyorum. Bu çalışmaları yaparken bakın EPDK usulü bir sistemle beraber siz ne olursa olsun devletin belirlemiş olduğu raiz fiyatın altında çay alımı yapamayacaksın. Alanları da cezai müeyyide uygulayacaksın ya. Nasıl ki kaçak mazot satanları EPDK tespit edip cezaya vuruyor mu? Tamam. Çay fabrikası kardeşim 3400 bitti. Bundan aşağı satamazsın sen. Bunu koydu bizim benim müstahsilimi bari mağdur etmeyin ya. Zaten gübre almış başını gidiyor. Bakın biz Sayın Bakan'a şunu söyledik. Sayın Bakanım, bak muhterem bakanım, bak ne güzel tatip ediyoruz. Muhalefet yapıyoruz. Bir müstahsil olarak söylüyorum. Bir partinin genel başkan yardımcı sıfatını arkaya koyarak vatandaş cemiyet olarak söylüyorum. Lütfen. Bakın pandemi süreci başladı. İşten insanlar çıktı. Kira, elektrik, su, doğalgaz ödeyemiyor. Acaba şartları zorlayarak bir defaya mahsus olarak bu zamanki çay fiyatını biraz yüksek verebilir misin? Buna gayret edin. Kaynaklar ortaya koyun. Tam tersi tarihinin en düşük zammını verdiler. Siz kimle alay ediyorsunuz bizden ya? Cumhurbaşkanı Rizeli Tayyip Erdoğan başımızın yerinde abimizdir. Tamam. Bak totalde sohbete döndük. Ama yetmiyor ki abi kardeşliğimiz, milli görüş olmaz. Ben bakın ne diyor? Ben Türkiye'ye geziyorum. Ve Rize gelende aynen şu Erbakan, Allah razı olsun. Erbakan mı? Allah yağdığı yerden nur yağsın. Erbakan o ya, ondan Allah razı olsun. Adam bana ne dedi biliyor musun? Hem de burada. Hem de Fındıklı'da. Bak söyleyeyim. Benim için diyor çaya en yüksek parayı veren bu adam. Erbakan Uzay için diyor bu adam diye. Ve benim için en büyük sosyalist odur diyor. Neden dedim? Çünkü emeğin hakkını veren bir adamdır. Size ben bir şey daha söyleyeyim mi dedi. Söyle dedim.
ben ateistim dedi. Böyle kaldım. Olabilir dedim. Ama dedi onun Allah'ına kurban olayım ben dedi. Bak hikaye anlatmıyoruz biz. İnsanlar yani kabullenemediği değerlerin üzerinde bile yemin edebiliyorlar şu anda. Neden? Erbakan Hoca. 11 ayda. En yüksek zammı verdi. Dağ taşı çay ekin dedi. Efendim yetmiyor. Yetmezse dedi Sudan'a, Somali'ye, fakir ülkelere zekat veririz dedi. Bizim ülkemizde bu. Şu anda 100 bin tona yakın Çaykur'da stoklarımız var. 70-100 bin arası. Şu anda sıfır gümrükten Azerbaycan'da 300 bin ton çay anlaşması yapıyorsun. Neye dayanarak? Ya bu millete ihanettir bu ya. Kararnamenin altına 2-3-2021 tarih resmi gazetede. 02-03-2021 resmi gazetede. Altında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ne? 300 ton anlaşma Azerbaycan'a sıfır gümrük. Sen gümrük koysana %130-%150. Neden sıfır gümrük? Benim şu anda çay fabrikam diyor ki ben gidip de sanayiden gidip ben fabrikamı yaptırmam. Çay da almam giderim şeyde Azerbaycan'a daha düşük maliyetten alırım çayımı satarım. Bunu yapacak adam. Zaten gümrük ödemiyor. Şimdi bu ne demektir biliyor musun? Ne demektir? Rize bitti demektir. İşte sizin HDP'de yapmış olduğunuz bu Güneydoğu'daki yatırımları aldınız ve bu insanlar dağlara çıktı. Ya bizim insanımız da Rize'yi terk etti. Nüfus önceden Rize'de 4 milletvekili çıkıyordu. Şimdi... 3 milyon göç. Yarın korkarım ikiye inecek bu. Yok. Geçim yok. Adam evladını evlendiremiyor. Diyor ki bak başını çaresine diyor. Onun için biz Rize ile ilgili buradan Rizeli halkımıza söylüyorum. Önümüzdeki günlerde çok büyük kampanyalar çalışmalar yapacağız. Söylüyorum. Bu çayın sahibi Yeniden Refah Partisi'dir. İddia ediyorum. Alayını tanımam. Şu meydanlara çıkacağım. Bakan milletvekiline Çaykur'un kapısına kapının önüne atacağım. Bak burada söylüyorum. Bakan sen gelişi güzel gelip bu kanunlar yapamazsın. Sen Rize'ye gelip Çaykur Genel Müdürlüğü'nün önüne Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı ve ekibimle beraber oraya atacağım ben. Sen öyle fiyat açıklayamazsın. Burası bir kimsenin babasının çiftliği değil. Sahip çıkacağız çayımıza biz. Sonra kar eden bir kuruluş. Ne istiyorsunuz çaydan ya? Ne istiyorsun fındıktan? Ne istiyorsun buğdaydan? Ya Sayın Başkanım anlattı. Allah aşkına Bulgaristan'dan 110 bin ton ot aldık ya. Şu dağ taşı ot duruyor ya. Özür dilerim saman aldık ya. Havzanın samanı bitti mi? Kars'ın samanı bitti mi? Arın otu bitti mi? Bulgaristan'dan 110 bin ton saman alıyorum. Gidiyorum Arjantin'den kuru fasulye alıyorum. İthal ediyorum ya İspir fasulyesi bitti mi ya? Bilezik fasulyesi bitti mi ya? Allah aşkına lütfen. Lütfen Tarım Bakanı yok. Bakın Yunanistan'da ekonomi de beğenmiyoruz değil mi? Türkiye'de 2 milyon çiftçi var. Ve ortalama verilen ayrılan desteklemeyle beraber bitiriyoruz. Desteklemeyle beraber çiftçi başına düşen para ne kadar biliyor musun? 10 milyar. Peki Yunanistan? 100 milyar. Biz aklımızı başımıza alacağız. Yeniden Refah Partisi burada. Ben Demirtoğlu şahsım bu partinin genel başkanı ve bu derede doğan bir bu çaylıktan nasıl doğan bir kardeşler olarak bu Çaykur'da kimse istediği gibi borot düremeyecek. Ve kontenjan kotaları bunların biz çok iyi çalışma yapıyoruz şu anda ve görecekler. Rize, Trabzon, Giresun ve Artvin çay bu dört il buradan ana yani Çaykur Genel Müdürü Rize olduğu için Rize'yi kullanıyorum. Ben genel başkan yardımcısı olarak tarımla ilgili bütün illerde çalışma yaptım. Manisa'da incirle ilgili yaptım. Gül'le ilgili Sparta'da yaptım. Türkiye genelinde bütün tarım ürünleriyle ilgili ziraat odaların bu işlere duyarsız kalmışlar. Biz STK olarak bunları harekete geçirdik. Ve biz bir konuşma yaptık. Ertesi akşam Rize'nin ziraat odası başkanı ehem kemküm ediyor. Ne kemküm ediyorsun ya? Ne katkı sağladın? Sayın Bakan beni çay parası açıklama içeri almadı. Nasıl almadı? 1 milyon üretici sonra çay seni içeri almadı mı esnaf sanatçılar? Git kapıya dayan bakalım. Ey müşterisi gel. Demokratik olarak bakın. Demokratik ve kanuni hukuk hakkımızı kullanarak Çaykur önünde Çaykur'la ilgili, çayla ilgili her türlü meşru çalışmalarımızı yapacağız. Bunu buradan söylüyorum. Çayı kimse sahipsiz sanmasın. Hadi özelleştirin bakalım. Ben ilk maaş sayını bir kamyon çayı meclisin önüne tökerim. Ve bu çayı tanıyacak bu insan. Öyle bir şey yok. Sayın Cumhurbaşkanım Rizelisin. Abimizsin. Bu mu yani? 300 bin ton anlaşma yapıyorsa sıfır gümrük. Bunu kabul edemem ben. Şimdi çaya vereceğin fiyatı da enflasyon altına koyamazsın sen. Burada teşkilatlarımız bekliyor. Bir bakalım Fadime Hala'ya, Ayşe teyzemine, Hasan amcama'ya. Yeter artık. İşçiye mi verecek? Gübreye mi verecek? Neye verecek bu adam? Beklediğiniz bir fiyat var mı Sayın Başkan? Beklediğimiz fiyat. Tabii ki bunların fiyatını az çok takip ediyoruz. Ama her ne olursa olsun enflasyonun üstü daha yetmez. Biz Erbakan Hoca'mızdan %110 zam aldık. %112. Bari %40, %30, %40. Biz devletin şartlarını da görüyoruz şimdi. Hadi biz %5-6 demiyoruz ama bak %30, %40 da bir şey verelim buna ya. Bir şey verin buna ya. Ya maliyet bakın kafaya göre şey verilmez. Erbakan Hoca'm çaya %110 verdim demedi ya.
bir fizibilite yaptı, bir maliyet hesap yaptı, Türkiye'nin enflasyonu yaptı, cariyatını baktı ve eşel mobil sistemini baktı. Türkiye'de enflasyon var, işçiye %10 veriyorum ama enflasyondan zam artarsa parası değer kaybeder, hemen eşel mobile paylaş. Ne demek eşel mobil? Enflasyon farkı. Sen de çaya enflasyon farkını koy, düşük fiyat ver. Tamam, enflasyonun fiyatını ver çaya ama eşel mobili de koy. Enflasyon artarsa benim farkımı da öde. Beni mağdur etme, paramı biritme, eritme. İstediğimiz budur. Onun için her ne olsa olsun Sayın Genel Başkanım Doktor Fatih Erbakan Bey aynen şunu söylüyor. Başkanım haklısın. Çalışmalarımız çok güzel. Siz de Rize İl Teşkilatımızı bu noktada Trabzon Teşkilatımız Artvin'i tebrik ediyorum. Ve ben bir genel başkan olarak ve babamın bu insanlara vermiş olduğu en yüksek zamın arkadan takipçisi olarak sizin yanınızdayım diye her türlü programa projede yanınızdayım diye Sayın Genel Başkanımızın desteğiyle beraber biz çayın yanındayız Allah'ın izniyle.